Karayolu ve elemanları. Karayolu her türlü taşıt ve yaya kullanımı için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şerididir. Geçki bir yolun arazi üzerinde izlediği doğrultuya denir. Plan yolun düz ve virajlı bölümlerini gösteren geçkinin üstten görünümüdür. Şimdi şekil olarak inceleyecek olursak. Bakın şöyle bir şekil oluşturalım. Sonra buraya iki tane kurp ekleyelim. Bakın yolumuz şöyle olsun düz bir kısım var. Sonra sağa doğru bir viraj var. Sonra tekrar düz bir kısım. Sola doğru bir viraj. Tekrar düz bir kısım var. Buraları aliman ve kurp olarak adlandıracağız. Düz kısımlarımız aliman, dönemeçli kısımları da yatay kurp olarak adlandıracağız. Bu bizim güzergahımızın üstten görünümü. Biz bu şekilde yolun düz ve dönemeçli kısımlarını yani aliman ve yatay kurplarını üstten gösteren şekillere plan adı vereceğiz. Bunu şöyle hayal edin. Bir uçak olsun. Uçaktasınız ve uçaktan yeryüzüne bakıyorsunuz. Yeryüzüne baktığınızda yerde mevcut bir yol görüyorsunuz. Dolayısıyla bu yolu bu şekilde bir iz olarak görüyorsunuz. Yani yoldaki eğimlerden söz etmemiz söz konusu değil. Çünkü yolu tam olarak üstten görüyoruz. Bakın hareketimiz bu şekilde. Dolayısıyla bu şekil bizim planımızı oluşturmuş oluyor. Bu beş parçadan oluşan doğrultuya da geçki adı veriyoruz. Boy kesit yolun iniş çıkış eğimlerini, tepe ve dere noktalarını gösteren Geçkinin yandan görünümüdür. Şimdi boy keste anlamak için şeklimizi şöyle çizelim. Bakın bir aracımız var. Aracı yandan görüyorum. Gene bir yolumuz var. Yol önce çıkıyor sonra inmeye başlıyor. Tabi bu şekilde bir yol tasarımı mümkün olmayacağı için araya bir tane kurp tasarlamam lazım. Boy keste tasarlayacağım. Bu kurba da düşey kurp diyeceğim. Bakın şöyle şuraya bir tane kurp tasarlayacağız. Şimdi yolumuzu çizecek olursak bir rampamız var. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Sonra düşey kurup da ilerliyoruz. Daha sonra tekrar yokuş aşağı ilerliyoruz. İkinci bir rampada ilerliyoruz ve bu şekilde yolumuzun yandan görünümünü çizmiş oluyoruz. Bu şekilde bizim güzergahımızın yandan görünümünü veren şekillere boy kesit diyoruz. Burada kahverengi ile görülen kollar rampa. Birisinde yokuş yukarı, birisinde yokuş aşağı. Kırmızıyla görülen çizgi de bizim tepe düşey kurbumuz olmuş oluyor. Tepe düşey kurup olmasının sebebi kolların yukarıda birleşmesi. Şimdi birazdan bunun tam tersini de göreceğiz. Bakın aracımızın hareketi burada bu şekilde yandan gözlemlenebiliyor. Şimdi gelelim diğer bir duruma. Buradaysa önce yokuş aşağı bir yolumuz daha sonra yokuş yukarı bir yolumuz olacak. Tabi bu şekilde de bir tasarım mümkün değil. Gene araya bir kurt tasarlamamız lazım. Bu boy kesit görünümü olduğu için yine buraya bir düşey kurt tasarımı gerçekleştireceğiz. Düşey kurt tasarımını gerçekleştirdikten sonra yine bir rampa. Önce negatif bir rampa. Daha sonra kurp, daha sonra yokuş yukarı bir rampayla şekli tamamlamış olduk. Burada da yine bakın. Önce negatif rampa, sonra düşey kurp, sonra pozitif rampa. 3 tane elemanım var. Aracımın hareketi de yandan bu şekilde gözlemlenmiş oluyor. Yani tekrar etmek gerekirse plan bizim güzergahımızın üstten görünümü, kuş uçuşu görünümü, boy kesit ise bizim yolumuzun yandan görünümü diyebiliriz. Gelelim en kesite. En kesit yolun ve arazinin bir arada bulunduğu geçkinin karşıdan görünümüdür. Bunun da çizmini görecek olursak. Bakın bu bizim arazimiz. Arazimizin görünümü bu şekilde olsun. Karşıdan görünümü. Üzerine platformumuzu yerleştirelim. Platformumuz her zaman bu şekilde yerleşmek zorunda değil. Yani bakın burada aslında bir yarma alanı var. Bizim burayı kazıp buradaki toprağı kazıp Şuradaki alana da toprak doldurmamız gerekiyor ama platform her zaman bu şekilde yerleşmek zorunda değil. Platformumuzun tamamı arazinin üstünde olabilir. Yani tamamen bir dolgu yapmamız gerekebilir ya da tamamı arazinin altında bulunabilir. Dolayısıyla tamamen bir yarma yapmamız da gerekebilir. Burada platformumuzun bulunacağı konuma göre şu an karışık bir enkesti görüyoruz. Hem yarma bölümümüz var. Bakın şu kısım yarılacak toprak alanını veriyor. Soldaki kısım ise doldurulacak toprak alanını vermiş oluyor. Bunun üstüne platformla ilgili alt temel temel ve kaplama kısmı yerleştirilecek. Yani şöyle. Bakın burada bir alt temelimiz var. iki temelimiz var. Bir de şurada kaplama kısmımız var. Yani asfalt ya da beton fark etmez. Farklı kaplama türlerimiz mevcut. Sağda kalan kısım yarma olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla burası yarma şevi. Şurada bir kenar hendeğimiz var. Yağmur sularının toplanması için bakın şurada. Bu hendek yolun yarma kısmında birikecek yağmur sularının boşaltılması için buraya yerleştiriliyor. Sol tarafta ise dolgu kısmımız var. Şurası dolgu şevimiz. Bakın burada araç artık karşıdan gözüküyor. Bu şekilde bizim en kesitte aracımızın görünümü bu şekilde karşıdan oluyor. Şurada şerit genişliğimiz var. Şuradaki kenar boşluğuna kadar olan kısım. Şuradaki kenar boşluğumuz banket. Banketin bir ucundan diğer ucuna kadar olan kısma da platform genişliği diyoruz. Dolgu şevi ile yarma şevinin araziyle kesiştiği noktalar arasında kalan kısımsa bizim kamulaştırma genişliğimiz olmuş oluyor. Tesviye yüzeyi yazan yerde bakın şurada bir sınırımız var. Platformun altında tesviye yüzeyimiz var. Bu da toprakla ilgili işlemin kısım Yani bu kırmızı çizginin altına sol tarafta toprak doldurulacak. Gene bu kırmızı çizginin üstünde ve araziyle arada kalan kısımda bakın şu kısımda bizim yarılacak kesmemizi oluşturmuş oluyor. Gene şurada kafa hendeği olarak bir tane daha hendeğimiz var. Gene bu da yağmur sularının boşaltılması için hemen yarma şeviyle arazinin kesiştiği noktanın altında yapılan Küçük bir hendek olarak buraya yerleştirilmiş. Şimdi geçki, boy kesit ve en kesitle ilgili tanımlamaları gördükten sonra geçki tasarımı nasıl oluşturulur? Bunu da görelim. Önce arazi üstünde, üstten görünümde aliman ve kurplarımızı yerleştirerek güzergahımızı oluşturuyoruz. Güzergahımızı oluşturduktan sonra güzergahın sağında ve solunda kalacak şeritlerimizi belirliyoruz. Bakın şerit genişliklerini güzergahın üzerine yerleştiriyoruz. Yine banketimiz varsa banket genişliklerimizi de buraya yerleştiriyoruz. Bu gördüğünüz çizgilerin yanına birer tane de banket çizgisi ekleyebilirsiniz. Daha sonra da şunu yapıyoruz. Güzergahımız üzerinde belirli aralıklarla enkesti tasarımları yapmamız lazım. Bu enkistler alimanlarda yani yolun düz kısımlarında her 25 metrede bir olacak şekilde yerleştiriliyor. Kurplarda ise bu 25 metre biraz daha azaltılarak her 10 metrede bir enkestiler yerleştiriliyor. Daha sonra bu enkestilerin tasarımı da gerçekleştirilerek projedeki toprak işleri kısmına geçilmiş oluyor. Yani öncelikle projenin üstten görünümünü, yandan görünümünü, karşıdan görünümünü, bütün görünümlerini çıkartıyoruz. Bütün görünümleri çıkarttıktan sonra en tasarımlarını da yaptıktan sonra en tasarımlarında bizim yarma ve dolgu alanlarımız gözüküyordu. Oradaki yarma ve dolgu alanlarına göre toprak hacimlerini hesaplayıp toprak hacimlerini hesapladıktan sonra da hangi kilometrelerdeki toprağın kazılıp hangi kilometrelere dağıtılması gerektiğine karar veriyoruz. Tabii burada en kesitler alimanlarda her 25 metrede bir, kurklarda her 10 metrede bir atılıyor. Öncelikle bunları yerleştireceğiz. Bakın, bu şekilde en kesit çizgilerimizi daha doğrusu hangi noktalarda en kesit alacağımızı belirliyoruz. Bunlara belirli isimler veriyoruz bulunduğu yerin özelliklerine göre. Örneğin projenin başındaysa PB, kurbun başındaysa TO, kurbun orta noktasındaysa B, kurbun sonundaysa TF. Eğer birden fazla kurp varsa bakın TO2, TF2, şurada B2 olacak. Yani buraya bütün en kesitleri çizmedim. Sonra bakın şurada H11 enkestimiz var. Bu sadece H11 değil. Projenin başından sonuna kadar her 100 metrede bir hektometre enkestileri atılır. Burada sadece bir tanesini örnek olarak göstermişim. Yine projenin sonunda PS proje sonu olarak son enkestimi çizip geçki tasarımını tamamlamışım. Tabi burada arada alimanda 25 metrede bir, kurpta 10 metrede bir olacak sıklıkta. Ara enkestilerimiz de olacak. Ben ara enkestileri de burada göstermedim. Sadece önemli enkestilerden bazılarını göstererek geçki tasarımını anlatmış oldum. Bir de bakın şurada kurpla ilgili bazı elemanlar gösterilmiş. R, delta, T, B ve D olarak. Burada R kurbun yarıçapı. Delta buradaki birinci elemanla ikinci eleman arasındaki sapma açısı. Yani burada ne kadarlık bir sapma var. Bunun açısı. T ise şu. Şuradaki alimanların kesişim noktasına some noktası diyoruz. Buradaki some noktasıyla T10'un orta noktasına kadar olan uzunluk bizim TH -t uzunluğumuzu veriyor. Yine aynı şekilde SOME noktasıyla ile TF'nin orta noktasına kadar olan uzunluğumuz da bizim teğet -t uzunluğumuzu vermiş oluyor. İkisi birbirine eşit. T olarak adlandırdığımız uzunluğumuz bu. B dediğimiz uzunluk bisektris uzunluğu. SOME noktasıyla B kestinin orta noktası arasındaki uzunluk. Delta dediğimiz uzunluksa bizim development boyumuz yani buradaki yayımızın uzunluğu kurbumuzun uzunluğu olmuş oluyor. Aynısı diğer kurp için de geçerli. Geçki tasarımı çalışmalarında her kurbun dışında bulunan bölgeye bu şekilde kurp elemanları ile ilgili bilgiler yazılır. Şimdi gelelim geçki tasarımından boy kesit tasarımımıza. Geçki tasarımından boy kesite geçerken ilk olarak şöyle yapıyoruz. Geçki tasarımını düz bir çizgi gibi düşünüyoruz. Burada bizim kurplarımız var. Ama sanki burada kurplarımız yokmuş da bunlar da sanki düz bir çizgiymiş gibi hayal ediyoruz. Dolayısıyla önce şöyle yapıyorum. Bakın önce kurplarımızı düz bir çizgiye dönüştürdüm. Tabi burada düz bir çizgiye dönüştürürken çizgi uzunluklarını kaybetmiyorum. Yani benim development uzunluğum neyse buradaki kırmızı çizginin de uzunluğu o. Sadece bir ip gibi düşünün ve o ipi iki ucundan tutup kenara doğru çektiğimi düşünün. Yani düz hale getirdiğimi düşünün. Bu şekilde güzergahımızı düz bir çizgi haline getiriyoruz. Düz bir çizgi haline getirdikten sonra Tüm enkeslerimize ait kilometreleri ve kodlarımızı belirliyoruz. Bakın kilometrelerimiz zaten yazıyor. Enkeslerin orta noktalarına ait kodları belirliyoruz. Bu kodları da belirledikten sonra artık şöyle yapıyoruz. Önce düz bir çizgi çiziyoruz. Bakın çizdiğimiz çizginin uzunluğuyla güzergahımızın uzunluğu aynı. Aynı uzunlukta bir çizgi çiziyoruz. Bu bizim kilometrelerimizi temsil eden çizgi. Daha sonra hesapladığımız kodları bu çizginin üzerine yerleştiriyoruz. Bakın örneğin PB'de şuraya yerleştirmişiz. TO da şurada. Bu en kesitlere ait hesapladığımız kodlar neredeyse bu çizgi üzerindeki ilgili en kesit kilometresine gelip buradan o kadar mesafe yukarı bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra bunların hepsini birleştirdiğimizde bizim arazimize ait boy kesit görünümü elde edilmiş oluyor. Tabii bu bizim arazimizin görünümü. Bizim bir de şöyle yapmamız lazım. Arazi görünümünü elde ettikten sonra yolun da görünümünü elde etmemiz lazım. Bizim yolumuz bu şekilde tümsek ve çukurlardan oluşmamalı. Şurada düz bir çizgi, şurada düz bir çizgi arasında ise bir tane parabol olmalı. Yani şöyle bakın. İki tane düz çizgi çiziyorum. Bir tane yokuş yukarı, bir tane yokuş aşağı. Tabii bu arazinin durumuna göre değişir. Önce yokuş sonra daha da fazla yokuş olabilir. Ya da önce yokuş aşağı sonra daha da fazla yokuş aşağı bir yolda olabilir. Arazimizin durumuna göre geçki kollarımızı yerleştiriyoruz. Geçki kollarımızı yerleştirdikten sonra yine Araya kurbumuzu yerleştirerek boy kesit çizmemizi tamamlamış oluyoruz. Boy kesitte de bir de şöyle yapıyoruz. Bizim kilometrelerimiz kodlarımıza göre çok daha büyük uzunlukları olduğu için buradaki yükseklikler çok detaylı görünmeyebilir. Buradaki tepe ve çukurların görünümünü daha da detaylandırmak için yani daha net görebilmek için boy kesitte genelde ölçekle ilgili şöyle bir oynama yapılır. Yatay ölçeğimiz neyse düşey ölçeğimiz onun genelde 10 katı alınır. Yani 10 kat büyütülür. Dolayısıyla şöyle yapıyoruz. Şekli düşeyde 10 kat büyütüyoruz. Şekli düşeyi de 10 kat büyüttükten sonra da boy kesit tasarımımızı tamamlamış oluyoruz. Tabi burada şekilde araya düşey kurp yerleştirmedim ama burada araya bir tane de düşey kurp yerleştireceğiz. Asıl o zaman boy kesit tasarımını tamamlamış olacağız. Boy kesit tasarımımızı tamamladıktan sonra tekrar geçki tasarımı çalışmasına dönüp çizdiğimiz bütün en kesit çizgileri için bu şekilde en kesit tasarımlarını elde ediyoruz. En kesit tasarımlarını elde ettikten sonra yarma ve dolgu alanlarını hesaplayıp toprak işleriyle ilgili hesaplarımıza geçiyoruz ve çalışmamızı tamamlamış oluyoruz.